Yaşasın hafta sonu programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hafta sonlarınıza keyif katan ortak olan sizin programınız Yaşasın hafta sonu pazar başladı değerli izleyenler. Nasıl geçti cumartesi gününüz? Keyifli miydi, güzel miydi, iyi mi, her şey yolunda mıydı? Biraz böyle haftanın stresini cumartesi günü atabildik mi? Şöyle böyle maçlar vardı, spor dünyasında olan biten ne varsa sizlere aktaracağımız bir pazar olacak. 20 takımlı. Süper Ligimizin 24. haftasında acaba neler oldu? Bir günün programıyla şöyle bir açılış yapacağız. Bu arada hatırlatmak istiyorum, evet. Sizlerle program çok daha keyifli, çok daha güzel oluyor. Yaşasın hafta sonu bizim etiketimiz programda ekranlara geldi. Hatayspor evinde Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederken Ankara Gücü ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'ın 2-0 galip geldiği Samsunspor deplasmanından sonra bir Çaykur Rizespor-Konyaspor karşılaşması izledik ki orada da hiçbir gol sesi yoktu. Beraberlikle noktalandı. Başakşehir İstanbulspor'u 2-0 geçmeyi bildi. Antalyaspor dün Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Gaziantep'le Kayserispor da 1-1 berabere kaldı. Cuma ve cumartesinin Cuma ve cumartesi günlerinin maç sonuçları böyleydi. Peki bugün kapanışlar da var. 13.30'da bir gün düz mücadelesinde Pendikspor'la Adana Demirspor karşı karşıya gelirken Kasımpaşa'da Alanyaspor'u ağırlayacak ve muhteşem bir maç bizleri bekliyor olacak. Beşiktaş Trabzonspor. Hani derler ya böyle gerçekten 3 puan için sahaya çıkacaklar. Tam anlamıyla öyle değerli izleyenler. Kim bugün ne yapacak? Hepsini göreceğiz elbette. 20 takımlı Süper Ligimizde heyecan dorukta. Fenerbahçe adeta zirveye ambargo koydu. Uzun zamandır yenilmiyor. Ligde 6 haftadır yenilmeyen güçlü rakibi Antalyaspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe bir kez daha liderlik koltuğunda Galatasaray'dan aldı değerli izleyenler. Ankara Gücü karşısında gerçekten iyi bir oyunda ortaya koydu. Her ne kadar 2-0'lık gibi görünse de Antalyaspor'da tebrik edelim aslında. Antalyaspor'da kötü bir performans ortaya koymadı. Bunun altını çizelim. Biraz böyle durağan bir futbol olmuş olabilir mi diye düşünebilirsiniz. İkinci yarıyı ben ikinci yarıda biraz daha beğendiğimi söyleyebilirim Antalyaspor'u. Fakat tabii bireysel yetenekler, büyük takım olma içgüdüsü biraz daha ortaya konulunca Fenerbahçe 2-0, 3 puanı almayı bildi. 2-0'lık skorla değerli izleyenler. Batshuayi ilk golü Cengiz Ünder. Gerçekten çok şık bir goldü. İlk golü Cengiz Ünder attı. İkinci gol de Batshuayi'den geldi. Peki her iki teknik adam dünkü karşılaşmayı nasıl yorumluyor? Hadi gidelim bakalım maç sonu açıklamalara. Sergen Yalçın oyundan memnunum, oyuncularımdan memnunum dedi. İyi bir efor sarf ettik dedi. Haksız sayılmaz kuşkusuz. Antalyaspor'da iyi bir performans ortaya koydu. Tabii büyük takım olmanın refleksleri biraz bunu gerektiriyor. Özellikle bu kritik virajda, bu kritik haftada 3 puanı almasını bildi Fenerbahçe deplasmanda değerli izleyenler. Rahmetli babaannem hep şöyle dua ederdi. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Hayatım boyunca bunun ne kadar önemli bir dua olduğunu her defasında hissettim. Ben bir tık daha ileri gidiyorum değerli izleyenler. Size şöyle niyetimi açıklamak istiyorum. Allah sevdiğiniz insanlarla, sizin gibi insanlarla çalışmayı nasip etsin. Gerçekten iş dünyasında bu o kadar önemli ki siz benden daha iyi bilirsiniz elbette. Yani iş arkadaşınız biraz kafa dengi ise, yöneticiniz, çalışma ortamınız biraz böyle sizin denginizse, bir de orada samimi bir ortam kurulmuşsa, tam anlamıyla kapitalist sistemin bize dayattığı o takım olma ruhu değil. Tam anlamıyla küpem de düştü, nazara mı geldik, ne olduk? Tam anlamıyla eğer o yapının içerisindeysek motivasyonumuz da artıyor. Yani o yabancıların söylemiyle self motivation, iş ilanlarında genelde Amerika'da iş ilanlarında self motivation, yani yöneticisinin iltifatına ya da yöneticisinin motivasyonuna maruz kalmadan kendi kendini motive eden insanlar olabilmeyi amaçlasak da iş arkadaşları çok çok önemli. Nereden bahsediyorum? Şimdi Cengiz Ünder'in dünkü performansını görüyorsunuz. Sezon başında biraz eleştiriliyordu. Cengiz yavaş yavaş kendine geliyor. O beklenilen performansı veriyor. Onun bu performansında takım arkadaşlarının da katkısının
çok olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Çağlar'ın da, Çağlar Söyüncü'nün de gelişiyle birlikte bir Cengiz böyle bir kendisini bulmaya başladı gibi, öyle değil mi? Zaten röportajlarda da takım arkadaşlarına sürekli parantez açıyor. En yakın arkadaşı İrfan Can'a ayrı bir parantez açıyor. Dün Çağlar'la aynı sahayı bir kez daha paylaştı. Motivasyonu yüksekti. Çağlar'ı beğendiniz mi? Çağlar Söyüncü de bence çok çok iyiydi. Zaten kaliteli bir oyuncu. Gelir gelmez o motivasyonunu da gösterdi. Hakikaten muhteşem bir üçlü oldular. Muhteşem bir takım oluşturmaya başladı Fenerbahçe. Açıkçası çok çok beğeniyorum son zamanlarda. Ben şimdi beğeniyorum ama bazı soru işaretleri de var. Onlardan bir tanesi Başkan Ali Koç. Sezon sonunda acaba bir kez daha adaylığını koyacak mı ortaya diye düşünürken aday olmayacağım dedi. Ali Koç'un hem başkanlık adaylığına dair hem Çağlar Söyüncü'nün transferine dair çok önemli bir şey de açıkladı. Biz masaya oturduk, masadan da kalktık dedi. Sonraki süreci de açıkladı. Hem de gündemdeki diğer konulara dair açıklamaları var. Böyle kısa kısa özet özet en önemli başlıklar ekranlarınıza gelsin bakalım. Ve devam ediyoruz değerli izleyenler. Şöyle gazetelerin sayfalarına bakalım mı? Neler var, neler yok. Evet. Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı hiç kaybetmeyen Abdullah Avcı zaferi getirecek planı belirlemiş. Nedir bu plan diye soracak olursanız, sabırlı oyun, hızlı hücum olması gerektiği gibi Trabzonspor cephesinden bahsediyorum. Bu arada tweetleriniz arasında normalde siz çok siyah giymezsiniz, hayırdır bugün Beşiktaş'ın maçı var diye mi? Hayır. Son zamanlarda böyle sürekli kilo mu aldınız, kilo mu aldınız, kilo mu aldınız diye bana telkinlerde bulunduğunuz için ki evet haklı olabilirsiniz, bir iki kilo almış olabilirim. Biraz zayıf görünmek için siyah giydim değerli izleyenler. Artık bunu bir oturtalım yani. Yoksa renkli bir programız. Giydiğim kıyafetin takımlarla hiçbir ilgisi yok. Yani biraz böyle siyah ince ve zarif gösteriyor ya ondan dolayı. Yani sizin gözünüze, gönlünüze de hitap edebilmek adına. Şimdi Trabzonspor sayfalarına baktığımda Abdullah Avcı'nın oyun planının belli olduğunu, zaten biz de 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz, belli olduğunu söylemişler. Sabırlı oyun, hızlı hücum. Fırtına'nın hocası üst üste 3 yenilgi sonrası Dolmabahçe'de derbiyi kazanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bu da mesela klişe cümlelerden bir tanesidir değil mi? Yeni bir başlangıç, yeni bir başlangıç. Ligin 24. haftasındayız, yeni bir başlangıç olsun. Bizler için de geçerli. Her yenilgiden sonra yine yenileceğiz. En güzel şekilde yenileceğiz. Yine başlangıcı yapacağız. Ama haksız da sayılmazlar tabii. Onlar da bu üçüncülük için yeni bir başlangıç yapmak istiyorlar. Keza Beşiktaş da öyle. Yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Santos'tan erken gol emri deniliyor Fanatik gazetesinde. Portekizli teknik adam bu akşamki zorlu mücadele öncesinde takımını 3 puan için hazırladı. Santos oyunun başında bulacakları erken gol ve taraftarın da desteğiyle beraber zafere ulaşmayı hedefliyor demiş Fanatik gazetesi değerli izleyenler. Bu arada Cenk Tosun'la ilgili sorularınıza cevaben olsun hadi bu haberde. Cenk Tosun'un sol ayak topuğunda Pendik Spor maçında yırtılma olduğu ve A milli golcünün Adana Demirspor, Adana Demir ve Sivas'a karşı iğneyle oynadığı ortaya çıkmış. Biraz tabii oyuncuların bu dönemde fedakarlık yaptığını da görüyoruz. Bu hareketiyle Santos'u mest etmiş. Özellikle böyle bir dönemde, öyle değil mi? Şimdi Cenk Tosun deyince serbest çağrışım Beşiktaşlıların aklına Abubakar gelebilir. Neden gelmesin? Abubakar'ın son durumu ne diye soranlar oluyor. Afrika Kupası'ndan sakat döndü Abubakar. Bireysel olarak da çalışmaya başlamış. Peki ne zaman oynayacak? Ne zaman forma giyecek? Ne ara? Değil mi? Gelsin ekranlarınıza. Haberler güzel. Olabildiğince herkesi mutlu edebilecek haberler paylaştığımı düşünüyorum değerli izleyenler. Haberlerin sonuna şöyle güzel de bir yorum oldu mu? Of ki of. Bence bütün güzel sabah programlarının alameti farkası bu. Çayımız hazır mı? Hazır. O halde hadi gelin bir Haldun Domaç'a günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın Deniz. Kolay gelsin. Haldun Bey ne kadar şıksınız bugün böyle. Her programda, her yayında çok şıksınız. Bugün de ayrı bir şıksınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi sen ben siyahları giydim, zayıf görüneyim deyince ben dedim ben bari renkli olayım. Başka yapacak bir şey yok. Sizinle yani bu yayın uyumumuz her zaman çok güzel. Birbirimizi tamamlayalım diye istedim. Çok, çok güzel. Nasıl geçti haftanız?
Güzel bir hafta geçirdik, onu söyleyebiliriz. Yani çok tabii ki biliyorsun hareketli günler yaşıyoruz. Ligde maçlar üst üste geliyor doğal olarak. Diğer işlerimiz de var. Onlara da biraz derstir, kitaptır vesairedir şeylerimiz de var. Onlarla uğraşıyoruz. Hayat devam ediyor. Taraftarların yavaş yavaş yüzünün gülmeye başladığı bir haftaydı. Yeni transferler, istenilen transferler oldu. Bu hafta hem Galatasaray'a baktığımızda hem Fenerbahçe'ye baktığımızda hani bireysel performansların da artık sahaya yansıdığı bir haftaydı. Hadi ilk olarak Galatasaray'dan başlayalım. Ne dersiniz? Şampiyonluk yarışı giderek kızışıyor, haftalar ilerliyor. Nasıl bir Galatasaray izlediniz dün? Ondan önceki gün. Evet, şimdi önce Galatasaray diyorsak Galatasaray ile ilgili söyleyeceğim bazı notlarım var. Şu notlarımın başında bazı oyuncuların yavaş yavaş öne çıkmaya başladığını gördük Galatasaray'da. Yavaş yavaş derken şunu söylüyorum. Baştan beri iyiydiler ama şimdi hani ihtiyaç duyulan anda sahne almak diye bir deyim var ya, onu yerleştiriyor artık. Mesela Muslera ne zaman ihtiyaç duyarsanız o sahneye çıkıyor hemen. Samsun'da da o kadar kritik bir yerde sahneye çıktı ki tam da ikinci yarının başında, hani Samsunspor'un oyuna tutunma isteğinin olduğu bir anda Muslera sahneye çıktı ve dedi ki yok, öyle bir şey yok. Biz bu maçı kazanacağız dedi. Bir anlamda şöyledir. Kaleci eğer böyle çok kritik kurtarışlar yaparsa o takıma özgüven aşılar. Bu gerçekten de çok kritik bir nokta. Onun dışında tabii Barış Alper'den bahsetmek lazım. Her geçen gün değerini yükselten bir oyuncu konumunda. Belki Ben Galatasaray'da yakında bu programı sunmasını da bekliyorum açıkçası. Yani her şeyi yapıyor. Yakında bu programı da sunabilir diye düşünüyorum. doğru, bize editör olarak falan da geliyormuş mesela yani. Ayşegül'ün Hafta yerine. içinde sosyal medyada yapılan kepser gerçekten çok komikti. İşte bir oyun şeyi firmasının böyle bütün kafalara Barış Alper Yılmaz'ı falan koymuşlar. Haksız da sayılmazlar. Ya gerçekten şöyle bir şey var. Bazı oyuncuların bu tür özellikleri çok öne çıkıyor. Hani kötü bir benzetme, yani Allah korusun, ama hani bir dönemde hatırlarsan şeyler yapılıyordu. Ya Muslera uçak düşse tutar herhalde falan deniyordu. Yani böyle bir Doğru. noktaya gelmişti. Gerçekten de Barış Alper çok farklı bir oyuncu. Hatta şunu da söyleyeyim. Ben Keçiören Gücü'nden geldiğinde ya çok özel bir oyuncu geliyor. Çünkü hocalarıyla konuşmuştum. Çok özel bir oyuncu geliyor dediğimde, ya Keçiören Gücü'nden gelecek Galatasaray'da özel bir oyuncu diye soru işaretleri olmuştu. Bu arada Yani Haldun Bey, yani siz de meslekte çok uzun yıllar yer aldınız. Ben öğrenciliğimde hocalarım hep şunu söylerdi. Yani sadece gazetecilik mezunu olarak haber yazmak yetmez. Bir de kurguyu öğren, bir de çekimi öğren, bir de onu öğren, doğru. bunu öğren derken yani biz öyle bir multitask olarak geldik, yani öyle donanımlı geldik ki. Ama şimdiki sakın eleştirel gibi görünmesin gençler. Ama şimdiki gençler biraz daha spesifik olmayı seçiyorlar. Daha doğrusu sıkılıyorlar o konudan, o durumdan. Bize öyle bir yüklendi ki o her şeyi yapma, her şeyi yapabilme. Bilmiyorum, daha iyi olan acaba o mu? Yani sadece bir mevkinin en iyisi olmak mı daha iyi? Yoksa bir oyuncu her yönden mi zengin olmalı? Elbette bir teknik direktör için çok güzel bir şeydir. Her pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Ama sanki böyle alanının da en iyisi olmak da fena değildir gibi sanki. Ne dersiniz Haldun Bey? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu söylediğin örneğin bir benzerini söyleyeyim. Ben de mesleğe başladığım zaman şunu görmüştüm. Öyle bir tane futbol bilmekle bu iş olmaz. En azından iki branşı daha çok iyi bileceksin denirdi bize. Ve ben işte atletizmi çok iyi bilirdim, güreşi çok iyi bilirdim. Çünkü kurallarıyla, değişen yapılarıyla, o sporcularıyla, performanslarıyla bilmek zorundaydık. Niye bunu anlattım? Çok pozisyonlu oyuncular her zaman önemli avantaj sağlar. Şimdi burada karıştırmamamız gereken şu sevgili Deniz. Yani oyuncunun çok pozisyonlu olması demek onun gerçek bir pozisyonu olmadığı anlamına gelmez. Sadece sizin ihtiyaç duyduğunuz anlarda çok pozisyonu kullanırsanız o teknik direktörün işini kolaylaştıracak durumdur. Yani şunu söylüyorum. Baktığımızda Barış Alper sağ ön oyuncusudur. Sağ ön oyuncusu. Onun bir pozisyonu var aslında.
Ama siz ya çok ihtiyacımız var, bir şey yapamıyoruz, bir sağ bek oynatacağız seni derseniz oynar. Ya da sol bek oynatacağız, oynar. Yani buradaki önemli noktayı karıştırmamak gerekiyor. O oyuncunun gerçek bir pozisyonu var. Sadece gerçek pozisyonu dışındaki bazı pozisyonlarından da hoca yararlanıyor. Bunlar da hocaların çok büyük avantajı. Mesela bu noktada bir örnek daha da yine Galatasaray içinden konuşalım. Kaan Ayhan sağ bek oynar, stoper oynar, ön libero oynar. Şimdi sol bekte oynuyor. Ama Kaan Ayhan'ın gerçek pozisyonu ön liberodur, futbola başladığı gerçek pozisyonu. İşte buradaki karışıklığı ortadan kaldırmak lazım. Her oyuncunun bir pozisyonu var ama bu pozisyonlarının dışında görev verdiğinizde onları çok iyi yapabiliyorsa o zaman mükemmel bir durum ortaya çıkar diyebiliriz. Peki yani, çok özür dilerim. Kestim mi ben sözünüzü? Yok, şunu söyleyecektim. Aha, mesela Galatasaray'ın hani örnek tam yerine geldi. Galatasaray'ın aldığı santrofor Carlos Vinicius futbolu 20 yaşına kadar defansif orta saha ve stoper oynadı. Sonra santrofor oldu. Yani bu tür durumlar, değişimler söz konusu olabiliyor diye söyleyecek. Çok güzel bağladık bu yorumla birlikte. O zaman yeni transferleri de kısa kısa masaya yatıralım. Bir tarafta Vinicius, bir tarafta Sergi. Yani o kadar çok araştırdım ki nasıl okunuyor. Tabii Fransız telaffuzu da biraz farklı. Bir baktım bizimkiler daha farklı telaffuz ediyorlar. Şimdi neye göre telaffuz edeceğim onu da bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla Sergi Oriye. Evet, yani Sergi son E'yi de okumayabilirsiniz diyorlar. Benim de araştırdığıma göre Sergi Oriye diye okunuyor. Ama bize daha kolay olsun diye Sergi Oriye daha kolay oluyor. Neyse, zaten Schneider'le ilgili biz imtihanı uzun yıllar veremedik hala. Schneider derken alışacağız diye düşünüyorum. Hadi her iki transferi de konuşalım. Memnun musunuz? İyi bir transfer yaptı mı Galatasaray her iki oyuncu için? Şimdi Oriye için şunu söyleyebiliriz. İyi bir sağ bek gerçekten de. Asist yapma becerisi yüksek, kenar ortaları iyi olan, güçlü, ikili mücadelelerde yüksek performans ortaya koyan bir oyuncu. Şimdi genel olarak baktığınızda hani şu Avrupa'da pek çok oyuncunun karşılaştırmaları var ya, oralarda baktığınızda Sacha Boey'e denk düşen bazı özellikleri olduğunu görüyorsunuz. Hani bizi izlediğimizin dışında söylüyorum. Böyle baktığımızda hani Sacha Boey'i aratmayacak bir oyuncu, hatta ön alana çıktığında daha isabetli top kullanan bir oyuncu olduğunu göreceğiz. Bu tabii Galatasaray için önemli bir avantaj diyebiliriz. Diğer tarafa baktığımızda Sergi Oriye'yi anlattık. Carlos Vinicius'la ilgili de şunu söyleyelim. Genelde açmak istiyorum. Şöyle bir parantez açmak istiyorum Haldun Amaç. Şimdi ya kariyerinde o kadar büyük, o kadar iyi kulüpler var ki ve çok iyi teknik direktörlerle çalışmış. Ama yani zaman zaman motivasyonu düşmüş, konsantrasyonu düşmüş, zaman zaman kendisini çok iyi göstermiş, hayran bırakmış. Yani diğer Vinicius transferine oranla biraz da sanki rehabilite edilmeye ihtiyacı varmış izlenimi doğurdu bende. Özellikle eğer gerçekten doğru iklimini bulduğunda ben Icardi gibi açabileceğini, yükselebileceğini, parlayabileceğini düşünüyorum. Siz onun özel hayatıyla ilgili olarak da mutlaka araştırmışsınızdır. Çok zor bir çocukluk geçirmiş o dönemler. Sizce bir Icardi etkisi verir mi? Pozisyon bakımından değil. Yani oyuncunun kendisi bulmasını bakımından. Tabii şimdi oyuncunun özel hayatını burada hani çok fazla konuşmak istemem belki ama yaşadığı travmalar var. Onları söyleyelim. İşte annesinin babasının ayrılması, oradan Fransa'ya gitmek vesaire, işte bir üvey kardeşinin olması, üvey kardeşinin yaşadığı bir dram. Yani bütün bunlar tabii ki onun futbol hayatının dalgalanmasına neden olan faktörler olarak karşımıza çıkmış. Onu özellikle söyleyebiliriz. Ama Türk insanının bir özelliği var sevgili Deniz, sen de biliyorsun. Eğer bir kişiyi sevip bağrına basarsa o kişiyi rehabilite eder. Yani türbün bile rehabilite eder onu. Yani bugün örnek verdiğin için söylüyorum. Yani neredeyse Icardi, yani ben artık Arjantinli falan değilim, Türk olacağım falan dese şaşırmam yani artık. Yani böyle bir sevgi yumağının içerisine sardık onu. Onun için de ben hani
Bu açıdan baktığımda onun da mutlaka Orien'in de aynı şekilde bir karşılık göreceğini düşünüyorum. İyi bir ortama geliyor. Galatasaray ortamını bu manada doğru bir iklim olarak görüyorum. Ama tabii oyuncunun da bir çaba göstermesi gerekiyor. Yani biz şimdi Icardi'yi de sadece işte saçları sarı çok güzel, kendisi yakışıklı, güzel bir ailesi var falan diye de sevmedi Galatasaray taraftarı. Onun attığı gollerle, getirdiği o başarılarla sevdi. Onu da söylemek lazım. Yani karşılıklı, hani klasik İngilizler diyor ya win-win diye, win-win olacak burada. Yani karşılıklı bu sevgi bir yerlere taşıyacak diye düşünüyorum ben. Peki, dün değil evvelsi gün, ben hala düne gittim. Okan Hoca'nın basın açıklamasında yeni transferle ilgili, beklenilen transferle ilgili yorumu vardı. Ben şunu anladım. Yani çok acele etmiyorlar. Acele etmiyorlar derken böyle büyük bir arayış içerisinde değiller. Zaten transfer sürecini bu sezonda, geçtiğimiz sezonda bence, bu sezonda o kadar güzel bir şekilde yönetiyor ki yönetim. Ya büyük paralar vermeyecekler. Özellikle ara transfer döneminde de gerçek iyi transfer yapabilmek çok zordur. Siz de bilirsiniz Haldun Bey. Ben çok böyle mutlak bir transfer yapılacakmış hissiyatı almadım. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Rıdvan Yılmaz'la ilgili ciddi manada araştırma yaptılar. Hı-hı. Yani sol bek olarak öne Rıdvan Yılmaz'ı yazdılar. Hatta Rıdvan Yılmaz olacak diye kişisel kanaatimi söylüyorum. Mesela Levent Mercan'la son ana kadar ilgilenmediler. Onu özellikle söyleyeyim. Yani Rıdvan Yılmaz konusundan hala birçok kişinin umudu var gibi görünüyor. Ama Philip Clement, yani Rangers teknik direktörü, bizde transfer bitti, defter kapandı dedi. Yani bu saatten itibaren artık Rıdvan Yılmaz üzerinden yapılacak konuşmalar çok öne çıkmaz. Çok büyük paralar olur, verilir falan, ki Galatasaray bunu verebilecek olsa zaten baştan verecekti ve işi bitirecekti. Şimdi benim kanaatim Levent Mercan üzerine bir yoğunluk oluşabilir hala. Yani her ne kadar Süleyman Hurum'a vermeyeceğiz, Şota istemiyor teknik direktörümüz dese de, biliyorsunuz paranın açamayacağı pek kapı olmuyor bu, özellikle futbol dünyasında. Belki makul fiyatlarla, belki yani takas artı para gibi formüllerle belki o olabilir. Şimdi burada önemli olan Galatasaray'ın zorluğu şurada. Şimdi saat 10.45, son bir dakikam kaldı. Şimdi sizinle Galatasaray, tamam, çok yorumladığım için Fenerbahçe'ye de girmek istiyorum izninizle. Tamam. Bir dakikamız var. Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor. Transferleri de iyi. Çağlar da geldi. Çağlar'ın gelmesiyle zaten iyi olan moraller daha da yükseldi. Ne düşünüyorsunuz Fenerbahçe ile ilgili olarak? Peki, bir dakikada anlatayım. Fenerbahçe çok iyi bir performans ortaya koyamadı. Bunda Antalya Spor'un oyun anlayışının Fenerbahçe'nin anlayışıyla ters düşmesi, açık alanların kalmasına rağmen oralara gidecek oyuncularının olmamasının etkisi vardı. Çağlar iyi bir performans gösterdi. Bunu söyleyebiliriz. Zaten kalitesi ortada bir oyuncu. Bu net. Ama şunu söyleyeyim, o galiba çok daha önemli. Cengiz'in hayat bulması ve takıma hayat vermesi bence Fenerbahçe'nin bu yarıştaki en önemli avantajlarından biri olacak. Çünkü o imza gollerini sürekli atıyor. 2024'te Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olmuş Cengiz, ki bu zaten her şeyi anlatıyor. Transferleri de güzel yaptı. Enerjileri de yükseldi. Oyunda oturduğu sürece, zaten oturan bir oyun var ama daha biraz daha vites arttırdığında Fenerbahçe dolu dizgin gitmeye devam edecek. Sizinle program yapmak çok keyifli Haldun Bey. Zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyorum bile. Ben nasıl böyle saat başına yaklaştım onu da bilemedim. Çok çok teşekkür ediyorum o güzel yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Size ve ailenize daha güzel bir pazar diliyorum. Çok sağ ol. Senin yolun daha devam edecek şimdi. Doğru. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, sevgili yönetmenim, yedin mi zamanı? Peki, Beşiktaş'ın son durumuyla araya gidelim bakalım değerli izleyenler. Benim de çayım soğudu. Ben de çayımı yenileyim. Saat başında buradayız. Kahvaltılar hazırsa, çaylar demlendiyse
kahveler hazırlandıysa efendim son bir saatimizde böyle size güzel mi güzel, keyifli mi keyifli bir spor gündemi sunmaya geldim. Yaşasın hafta sonu bizim etiketimiz, sorularınızı, cevaplarınızı, yorumlarınızı, her şeyi bizlere aktarabilirsiniz. Eski ismi Twitter, yeni ismi X'teyiz. Yaşasın hafta sonu etiketimizi kullanıyoruz. Programımız interaktif. Hazır mıyız bu bir saate? Dolu dolu gidiyoruz. Ne oldu, ne bitti, neler olmadı ki? İlk olarak bir Trendyol Süper Ligi 24. haftasında hangi karşılaşmalar oynandı? Bugün oynanacak karşılaşmalarla nasıl kapatacağız bir programı ekranlarınıza getirelim. Sonrasında dün oynanan karşılaşmaların yansıyan taraflarına bakacağız elbette. Hatay Spor 3, Fatih Karagümrük 1, Ankara Gücü 0, Sivas Spor 0, Samsun Spor 0, Galatasaray 2, Çaykur Rizespor 0, Konya Spor 0, Başakşehir 2, İstanbul Spor 0, Antalya Spor 0, Fenerbahçe 2, Gaziantep 1, Kayseri Spor 1. Bugün oynanacak karşılaşmalar ise bir gündüz mücadelesinde saat 13.30'da Pendik Spor ile Adana Demirspor, Kasımpaşa ile Alanya Spor, Beşiktaş ile Trabzonspor değerli izleyenler. Ben çocukluğumda radyolarda böyle futbol sonuçları böyle söylenirdi. İşte mesela Başakşehir 2, X şu. Birden gidince kaldım böyle. Sizin de hatırlar mısınız? Benim jenerasyonumdakiler hatırlar. Tabii o zamanlar böyle daha saf, daha güzel, daha naif bir Türkçe vardı. Temiz bir Türkçe vardı. O radyolarda şeyler, futbol haberleri öyle okunurdu. Biz de öyle büyüdük ama sonra değişiyoruz işte değerli izleyenler. Yani değişmemeye çalışıyoruz. Türkçemizi olabildiğince korumaya çalışıyoruz. Ama nereye kadar? İşte dikkat edeceğiz her şeye. Şimdi dün ne oldu diye soracak olursanız Fenerbahçe zirveye ambargo koydu. Evet, Antalya'yı da mağlup etti Fenerbahçe. Galatasaray'ı yine tahttan indirdi. Ligde 6 haftadır yenilmeyen güçlü rakibi Antalya Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 42. dakikada Cengiz Ünder'in şık golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına da öyle gitti. İkinci yarı biraz daha dengeliydi. İkinci yarıda gol 90+5'te geldi. Bonucci'nin uzun mesafeli pasında Batshuayi skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı alan taraf Sarı Lacivertler oldu değerli izleyenler. Bu puanla Fenerbahçe, bu sonuçta Fenerbahçe puanını 63'e çıkardı. Averajla liderliğini de sürdürüyor. Antalya Spor ise 34 puanda kaldı. Şimdi Antalya'nın da elbette üçüncülük mücadelesi sürecek. Çaykur Rizespor'un da öyle. Ve Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un da. Yani farklı bir yarış daha başladı diyebiliriz. Hem zirvede bir yarış var hem de üçüncülük için yarış var. Üçüncülük demişken bugün muhteşem bir karşılaşma, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması bizleri bekliyor. Oraya da gideceğiz ama ben düne yansıyan taraflarına biraz daha bakmak istiyorum. Nedir diye soracak olursanız bu maçın sonunda her iki teknik direktörlerin yorumları. Nasıl bir maç geçirdiler, nasıl yorumlamışlar, basın toplantısına gidelim. Biraz haber, biraz yorum değerli izleyenler. Yorum bölümümüze geliyorum. Çayımı da tazeledim. VTR arasında sevgili Savaş'a bir merhaba diyelim. Savaş merhaba. Merhaba sevgili Deniz, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok şık görünüyorsun. Nasıl geçti haftam? Kahvaltıdaydım. Kahvaltı yaparken Skype olduğunu biliyordum. Üzerinde bir polar vardı. Kanala yakın bir yerdeydin. Senin o çok dikkat ettiğin, benim de çok dikkat ettiğim. Üzerimi değiştirmek için kanala yakın olduğum için Skype'ı kanaldan bağlanıyorum. Çok teşekkürler. Galatasaray 2 yeni güzel transfer yaptı. İlerleyen zamanlarda göreceğiz elbette ama Galatasaraylı taraftarlar şimdiden heyecanlı. Ben de merakla bekliyorum neler yapacaklarını. Nasıl yorumluyorsun bu iki transferi? Devre arası transferleri biraz sıkıntılı olacak gibi gözükse de yani az önce Vinicius'un röportajına baktık. Çok sempatik, çok böyle takım oyunu oynayacakmış gibi daha ilk görüntüsünde bana açıkçası olumlu bir hava verdi. Sağ bek konusunda bir çözüm daha var. Baktığımız zaman işte Zaha ile geçmişte belki anlaşamadı ya da tartışmalar yaşandı. Bunlar büyük takımlara geldiği zaman unutulabilir. Olabilir. Herkesin sorunu olabiliyor. Antrenmanlarda zaman zaman tartışma olabiliyor. İki transfer tamam. Üçüncüsü neden olmasın? Üçüncü aslında yaptığımız uzun zamandır yayınlarda Galatasaray'ın hep sol bek sorununa dikkat çekiyorduk. Evet Barış var, evet Kahrayan var, şimdi Berkan geldi. Ama orijinal bir sol bek olan transfer içinde Galatasaray uğraşıyor. Süper Lig'de belki mevcut kadrolarla devam edebilir. Avrupa transferi kapandı. Orada büyük ihtimalle Berkan'ı göreceğiz bundan sonraki Avrupa maçlarında. Hı hı. Ama Süper Lig için üçüncü bir transferi Galatasaray kovalıyor. Bu da İspanyol Sergio Gomez.
önemli bir oyuncu. Manchester City'ye transfer olmuştu Dortmund'dan. İyi bir dönemi var, Anderlecht dönemi. Baktığımız zaman böyle bir sol bek içinde Galatasaray'ın uğraşı var ama fırsat transferi kovalıyor. Bunu kabul etmek lazım. Galatasaray bonservis ödemiyor. Dolayısıyla... Evet, zaten Okan Hoca'nın açıklamalarından da öyle bir şey sezdim. Bir de Galatasaray yönetimi, yani geçtiğimiz yıl bu sezon o kadar güzel bir transfer politikası oturttular ki başarıları kadar aynı zamanda o verdiği güven duyguları da bence çok çok iyi taraftarlara. O gün de ben mesela onu sezdim. Yani gerçek anlamda bir fırsat transferi bakıyorlar. Doğru. Rakamsal anlamda baktığınız zaman 30 milyon euro artı bonuslarla Saşa Boy'u satıyorsunuz. Yerine aldığınız oyuncu için harcadığınız rakam çok cüzük bir rakam. Yani gerçekten cüzük bir rakam. Sezon sonu satın alma opsiyonu olmuş olsa da. Yine aynı şekilde Vinicius için de harcadığınız para yarım sezonluğuna hem kiralama hem satın almada 1 milyon 200 bin euro baktığımız zaman. Bakan buradan elde ettiğiniz 5 artı 5 çok normal şartlarda Galatasaray yönetiminin uzun zamandır yapamadığı şeyi yaptı. Satış ve alış. Alışı da satışı da bu devre arasında çok iyi gerçekleştirdi. Yani bunu tebrik etmek lazım. Okan Hoca'nı ayrı tebrik etmek lazım. Bu kadar sakatın olduğu yerde, eksiğin olduğu yerde, milli takımda bulunan futbolcuların olduğu yerde, hatta bazı futbolcuların formsuz olduğu yerde şu fikstürden Okan Hoca takımı çok çok iyi çıkardı. Fenerbahçe ile kafa kafaya. Şimdi artık bundan sonra her hafta psikolojik savaşta kim önde soruluyor? 3 hafta önce İsmail Kartal psikolojik baskı bizden yana, psikolojik üstünlük bizde diyordu. Geçen hafta da soruldu, bu hafta da soruldu. Artık en az hata yapanın finalde şampiyonluğu göğüsleyeceğinden bahsediyor. Maçı 3 hafta Fenerbahçe önden oynadı. Şimdi Galatasaray önden oynamaya başladı. Bu hafta Başakşehir de cumartesi günü oynayacak. Fenerbahçe pazar günü Alanya'yla oynayacak. Hakikaten bir psikolojik savaş ya da psikolojik baskı çok önemli bunda. Taraftarıyla, camiasıyla, Fenerbahçe Başkanı'nın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman bir psikolojik yarışın içine girdi. Evet, sahada yarış var ama psikolojik baskı, bunun içinde transferler de dahil. Fenerbahçe iyi transferler yaptı, Galatasaray transfer yaptı, yapmaya devam ediyor. Ama bir gerçek var sevgili Deniz. Avrupa'da devam ediyor iki takım da. Süper Lig'de devam ediyor. Mesela Türkiye Kupası'nda hakikaten hata yapanın telafisi olmayacak bir yarışta gidiyor iki takım da. Fenerbahçe'yi nasıl buluyorsun? Dün akşamki karşılaşmada Çağlar da ekibe katıldı şimdi. Daha güçlü bir Fenerbahçe. Çağlar'ın ilk maç olmasına rağmen uyum sorunu konusunda çok fazla sıkıntı yaşamadığını söyleyebilirim. Zaten Fenerbahçe'ye gelirken Ali Bey'in de ifade ettiği gibi fedakarlıkla gelmişti. Takım içinde İrfan Can olsun, Cengiz olsun. Cengiz çok eski arkadaşı. Ta ki Altın Ordu serüveni İngiltere'de beraber oynadılar. Yani burada geldiği takım çok yabancı bir takım değil. İlk maçında olumlu bir futbol sergiledi. Gelen anda baktığımız zaman da Fenerbahçe dün iyi işler yaptı. Belki çok iyi futbol oynamadı ama Samsun maçında iyi oynayıp puan kaybetti. Dün akşam da daha akıllı, daha bireysel ayaklar. Özellikle Cengiz'in attığı şık goller. Her hafta hemen hemen attığı goller baktığımız zaman birbirinden güzel oluyor. Dün akşam da çok şık bir gol attı. Asist yaptı zaman zaman. Oyundan çıkan, giren, Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var. Gireniyle çıkanıyla bu yarışın içinde olacak gibi gözüküyor. Evet. Şu anda gol avarajıyla lider ama bu süreç önümüzdeki günlerde yerini puan kayıplarına bırakacaktır mutlaka. İki takımdan birisi, yani hem Avrupa hem Süper Lig hem Ziraat Türkiye Kupası kadrosunu daha iyi kullanan, yedek kulübesini daha iyi kullanan burada avantajı eline geçecektir. Şu anda Afrika Kupası'nda olan oyuncular vardı, yavaş yavaş dönmeye başladı. Yeni transferlerle beraber Okan Hoca şampiyon teknik adam. Zorlu maçları çok iyi geçmesini biliyor iç sahada dış sahada. Geçen sene sen de farkındasındır sevgili Deniz. Okan Hoca'nın 7. ya da 8. haftadan sonra son haftaya kadar bir şablonda bir kadrosu vardı. İlk 11'in aşağı yukarı 10 tanesi hiç değişmiyordu. Bazen 9 oluyordu. Sol bek genelde değişiyordu. Ama şu anda Okan Hoca her maçta bizleri şaşırtmaya başladı. Her maçta oyuncu değişikliklerini daha erken yapmaya başladı. Çünkü kazanmak ve kaybetmemek adına her türlü riski alıyor. Rakibe göre 11 kurmaya başladı Okan Hoca. Bu akşamki Beşiktaş Trabzon'a da kısacık değinmek istiyorum. Ne dersin sana? Az önce seni izlerken istatistiklere baktım. İki takım da birbirine çok yakın. İki takım da kazanmayı çok istiyor. Abdullah Avcı istim üstünde. Yani baktığımız zaman böyle Santos mutlak galibiyet peşinde. Çünkü büyük umutlarla geldi. Elindeki kadro belli. Henüz transferler yapmadı Beşiktaş. Onun için de çok sürpriz isimler bekliyorum. Böyle baktığın zaman iki takımın da galibiyetten başka bir düşüncesi olacağını zannetmiyorum. Beşiktaş evinde seyircisi baskısıyla biraz daha avantajlı olacağını düşünüyorum.
Ya bir kazanım olacaktır ama sanki biraz daha Beşiktaş'ın tüm eksiklere rağmen favori olacağını seyirci baskısıyla bir de her türlü riski alacak bir Santos görüyorum. Abdullah Avcı'nın dün bir üşütme geçmiş olsun diyelim orada. Sanki antrenman sonrası bir üşütme olduğu ifade edilmiş Yunus'un haberlerinde o şekilde görmüştüm. Ben güzel bir maç bekliyorum. Hakikaten bol gol bir maç bekliyorum. İki takımın da yani korkarak değil kazanmak adına oynayacağı ve o sistemle sahaya çıkacağı bir maç bekliyorum. Bugün bu haftanın en güzel maçı herhalde Beşiktaş-Trabzonspor maçı olur. Bir kazanan olacak ama beraberliğe ihtimal vermiyorum sevgili dinleyiciler. Sevgili Savaş, çok çok teşekkür ediyorum. O güzel yorumların için sana ve ailene güzel bir pazar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları. Kameraman arkadaşlarıma ve rejiye de selamlar. Aleyküm selam. İletirim. Görüşmek üzere. Ve değerli izleyenler, devam edelim bakalım. Süper Lig'de Başakşehir evinde İstanbulspor'u mağlup etti. 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki teknik adam neler söyledi? Ekranlarınıza getirelim. Değerli izleyenler, sizlerden gelen karelerde bugün bu var, bu muhteşem minnoş. Topraktı sanıyorum ki en küçük izleyicilerimden. Evet, artık yaşı küçültüyorum. Sizden elbette memnunum ama biraz yaşı küçültme zamanı gelmişti. Kaderi de kendisi gibi, o güzel gözleri gibi güzel olsun inşallah. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün Beşiktaş-Trabzonspor maçı var. İtalya'da Inter-Juventus var. İngiltere'de Arsenal-Liverpool var. Keza İspanya'da da Real Madrid-Atletico Madrid karşılaşması var. Panathinaikos-Olympiakos'u da unutmayalım. Bugün gerçekten futbola doyacağız diye düşünüyorum. Gününüzden, sporunuzdan keyif eksik olmasın. Haftaya cumartesi, pazar görüşmek üzere. Herkese güzel bir pazar diliyorum. Hoşça kalın.